Bakın, ne istiyorsunuz hayvancıktan? Ama o sizi ısırabilirdi. Niye ısırsın? Ben ona bir şey yapmadım ki. Ama sen uyuyordun. Isırmaz, ısırmaz. Bir köpek kötü bir arkadaştan daha iyidir. Bunu kim söylemiş biliyor musunuz? Kim söylemiş? Kim mi? Suda yürüyen adam. Suda yürüyen adam mı? Suda yürünmez ki, adam batar. Ama o yürüdü. O kim dedi? Malik bin Dinar. Bize onu anlatsın. Peki, iyi oturun bakalım. Malik bin Dinar bir köle çocuğuydu. Fakat kendisi gençliğinde çok çalışarak, ticaret yaparak servet sahibi olmuştu. Zaman Emeviler zamanıydı. Onlar Şam'da büyük bir cami inşa ettirmişti. Malik bin Dinar toplumda saygın bir yere gelebilmek için Şam'ın en büyük caminin vakıf başkanı olmayı kafasına koymuştu. Bunun için caminin bir hücresinde bir yıl boyunca ibadete çekildi. Tam bir yıl. Baktı ki bu zaman zarfında kimsenin dikkatini üzerine çekememiş. Ümidini kaybedince bu iş olmayacak galiba diye düşünmeye başladı. Evet, bu iş olmayacaktı. İşte böyle düşünerek kararını verdi ve camiden çıktı gitti. Sorma, benim de işler pek iyi değil bugünlerde. Şu gelen bizim Malik değil mi? Bak, gerçekten o. Selamun aleyküm, hayırlı pazarlar. Aleyküm selam, sağ ol. Sen buralara uğrar mıydın Malik? Ne var ne yok, işler nasıl? İşler iyi de eski neşemiz yok be Malik. Sen olmayınca ne sazın tadı var ne sözün. O zaman hazır olun, bu akşam bizdeyiz. Hadi bana eyvallah. Güle güle, güle güle. Allah Allah. Acaba iyi mi yaptım? Vakit varken camiye dön. Tövbe et. Bir yıl camiye kapandın. Ne geçti eline? Saz senin eski dostun değil mi? Sandıktan kurtar onu. Hadi aç sandığı, bekleme. Kitaplar, kitaplar. Kitaplar, sizin yeriniz yine burası. Gel bakalım benim eski dostum. Şimdi arkadaşlarım da gelecekler.
Bakalım eski ayarında mı? Ne yapıyorsun? Dön camiye, huzur bul. Aman boş ver. Sen hele bir ayarla şu sazını. Ya Malik, sana ne hal oldu ki tövbe etmiyorsun? Tövbe et. Tövbe et. Tövbe et. İzzet ve Celal sahibi Allah'ım, sana bir sene riya ve yalancılıkla ibadet ettim. Bundan sonra yalnız senin için ibadet edeceğim. Utanıyorum. Affet ya Rab. Girdin yahu. Çık dışarı, çık. Nereye saklandın? Çık dışarı. Nasıl olmaz? Dalga mı geçti bizimle? Yok canım. Allah Allah. Evet bir şey ya. Buraya kadar bu yağmurda geldik. Baksana şuna. Evde yok herhalde. Kandili de yanıyor ama evde yok. Hadi yok. Gidelim. Evet, olsaydı şey çıkardı ya. Şimdi bu yağmurda. Evet, evet. Görüyor musun? Ya. Her şey berbat. Her yer harabe haline gelmiş. Şu taş yığınlarına bak. Evet, bak. Şu taraflar da yıkılmış, görüyor musun? Emir üzecek bu durum. Evet. Üzecek tabii. Şuraya baksana. Ya. Her taraf berbat. Bak, şu pencerenin üst tarafına bir baksana. Evet, evet. Onarmak gerekecek. Evet, burada. Hepsini hem de. Görüyor musun? Buralar da yıkılmış. Bu molozları kaldırmak gerekecek. Evet. Bu taş yığınlarını kaldırmak zor olacak ama ne yapalım? Şuraya bak. Her taraf berbat. Evet. Bunlar da yıkılmış. Bu bakımsızlık neden olacak? Evet. Emir'i çok üzecek bu durum. Bir an önce işe girişmek gerekiyor. Evet, evet. Şunlara da bak. Çok işimiz var desene. Sen gidebilirsin. Kontrol ettik efendim. Nasılmış? Tam bir felaket efendim.
Bakımsızlıktan her tarafı yıkılmış. Halktan aldığımız bilgiye göre vakıf mütevelli heyeti çalışmıyormuş. Heyeti değiştirelim ama bu işi kim yapabilir ki? Biz sorduk soruşturduk. Orada takva sahibi Malik adlı bir zat varmış. Bu o işi yapabilir efendi. Buyurun efendim. Ya Malik, bu camiyi bundan sonra sana emanet etmek istiyorum. Caminin bu şekilde bakımsız olması bizleri üzüyor. Düşündük ki bu işin altından sen kalkabilirsin. Bu mabede layık olan hizmeti sen yapabilirsin. Sağ olun efendim. Bu görevi alamam. Niçin alamazsın ya Malik? Bu gece sahibime söz verdim. Kurtuluş yolumun ne olduğunu anladım. Bundan sonra artık onu bırakıp başka şeylerle ilgilenmem mümkün değil. Malik bin Dinar malını mülkünü satıp çoğunu fakirlere dağıttıktan sonra Basra'ya gitti. Malik bin Dinar Basra'da Hasan Basri Hazretlerini buldu. Yıllarca onun sohbet halkasında bulundu. Ondaki Allah sevgisi gün geçtikçe büyüdü. Takvası ve ihlasıyla halk arasında tanınan bir kişi oldu. Geçimini hattatlıkla, müstensihlikle sağladı. Burada başından geçen bir olayı daha anlatayım. O bir ev tutmuştu. Komşusu da Yahudiydi. Duyduğuma göre yandaki evi Müslümanlardan Malik adlı biri kiralamış. Evet ama fazla duracağını sanmıyorum. Ben ona yapacağımı bilirim. Ne yapabilirsin ki? Bekle de gör. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Sağ ol. Buyur. Bu kitabı yazdırmak isterdim de.
Bu Ahmet bin Seleme'nin attı. Bir arkadaşımdan aldım. Lütfedip yazarsanız sevinirim. Allah'ın izniyle yazarım. İnşallah bir ay sonra da alırsın. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Malik Hazretleri geliyor. Selamun aleyküm. Bir ekmek verir misin? Hayırlı işler. Sağ ol. Bu Malik Hazretleri değil mi? Evet o. Her gün buradan geçer. Fırına gider. Sadece ekmek ve hurma yer o. Bey söylemedim mi? Burnunu kapatıp girdi işte. Bir gün gelecek bana. Kimse dayanamaz o kokuya. Ne istiyorsun o zavallı adamdan? Bu adam Basralılara göre şehirdeki en iyi insan. Basralılar onun varlığıyla övünüyorlar. Ama gerçek inanca sahip olmayan hiç kimse bu kadar iyi olamaz. Herkesin bir tahammül sınırı vardır. İşler zorlaşınca gerçek kişilik ortaya çıkar. Malik'i de göreceğiz bakalım. Ya Malik, hacca gidenlerden Muhammed oğlu Abdurrahman affedilmedi. Onu bul. Onu bul. Onu bul. Ee,
Size bir şey sormak istiyorum. Dostlar, Muhammedoğlu Abdurrahman adında birini tanıyor musunuz? Hayrola ya Malik. Hayır hayır. Bende bir emaneti vardı. Evet, ben iyi tanırdım. Evvelce bizim mahallede otururdu. Şimdi başka bir mahalleye taşımış. Nerede oturduğunu bilmem. Kim bilir acaba? Kim bilir bilemem ama takva sahibi bir insandı. Bizim mahalledeyken onu sürekli camide görürdüm. Vakit namazları haricinde nafile namazları kılar, sürekli Kur'an okurdu. Babam beni affetmedi. Biraz versene. Birazcık daha ver bari. Olmaz kadın, olmaz. Çocuklar evde aç. Başka paramız da yok. Git kadın başımdan. Bende de yok, kimse de yok. Kuraklığı ben yapmadım ki. Ne olacak böyle halimiz? Allah büyüktür. Derdi veren Rabbim dermanını da verir. Cuma günü namazdan sonra yağmur duasına çıkılacakmış. Yağmur duasına çıkılırsa ne olur? Duası kabul olacak biri var mı? Malik Hazretlerine gidelim. Evet. Doğru söylüyor. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak duralım. Kuraklık bize bir cezadır. Gelin namazdan sonra toplanalım. Hep birlikte Allah'a yalvaralım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Ya Malik, sen de bizimle gel. Bizi kırma ya Malik. Herkes yokluk içinde. Allah hepimizin duasını kabul etsin. Dilerim ki rahmete nail oluruz. Fakat beni buna dahil etmeyin. Korkarım benim yüzümden başınıza taş yağar.
Allah'ım, ben günahkar kulun yüzünden bu zavallı insanlara eza verme. Rahmetine esirgeme ya Rabbim. Çevremizdeki herkes ateşin kutsallığından yüz çevirdi. Bütün halkımız Müslüman oldu. Yalnızca biz kaldık ağabey. Bütün ömrümüzce atalarımızın inancına bağlı kaldık. Evet. Bu yüzden bu deneme bizim hakkımız. Ateş bizi yakmazsa doğru bildiğimiz yolda devam ederiz. Ama bizi yakarsa ateşin kutsallığına inanmak için hiçbir sebep kalmamış olacak. Peki önce hangimiz elini soksun? Sen sok. Şimdi bana cevap ver bakalım. Söyle abi. Bize kim doğru yolu gösterecek? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sabır ya Rabbi. Ey Malik, sabretmek zor değil mi? Muhammedoğlu Abdurrahman affedilmedi. Onu bul. Onu bul. 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 Selamun aleyküm. Muhammedoğlu Abdurrahman'ı arıyorum. Selamun aleyküm. Muhammedoğlu Abdurrahman'ı arıyorum. Aleyküm selam. Hemen şurada, şu camidedir. Seni götüreyim. Muhammed oğlu Abdurrahman işte bu camide bulunur. O namaz vakitlerinin haricinde sürekli burada ibadet eder. Kur'an-ı Kerim okur. Allah razı olsun. Sana zahmet verdim. Estağfurullah, zahmet mi olurmuş? Artık bana müsaade. Hoş geldin.
Ben de seni bekliyordum. Seni tanıyorum. Sen de beni. Buraya neden geldiğini biliyorum. Beni rüyanda gördün değil mi? Her sene biri gelir ve bana ibadetlerimin kabul edilmediğini, boşa gittiğini söyler. Sen salih birine benziyorsun. Nedir bu işin aslı? Allah-u Teala seni niçin affetmiyor? Bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. Öf lan öf be. Tövbe tövbe. Oğlum kalk, mübarek günde utanmıyor musun ha? Kalk. Git başımdan be, defol moruk. Ele güne rezil olduk, kalk. Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan be. Defol git be. Allah'ından bul seni mi? Senin gibi bir evladım yok artık. Ertesi gün ayılınca neler yaptığımı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bütün içki küplerini yok ettim. Kölelerimi azat ettim. Yaptıklarıma pişman olup doğru yola girdim. Her yıl hacca gider gelirim. Fakat her seferinde biri gelerek Allah seni affetmedi diye söyler. Yıllardır ümitsizliğe karşı mücadele ediyorum. Ama artık... Allah'tan ümit kesmenin küfür olduğunu bilmiyor musun? Ama kırılan bir kalbi yapmak imkansız gibi. Hele o bir baba kalbi ise. Peki, babanı nerede bulabilirim? Selamün aleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam ve rahmetullahu ve bereketuhu. Geç otur şöyle. Fazla kalmayacağım. Senin kitabın da hazır. Hayrola kardeşim? Dertlisin bugün. Evet hocam. Amcam... Evet. Ben de onu bir süredir cemaatte göremiyorum. Hasta mı yoksa? Evet öyle. Ya. Allah tezelden şifa versin. Allah'tan ümit kesilmez ama bu sefer durumu çok kritik. Dur, o zaman beraber gidelim. Ona bir ziyarette bulunayım. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ey Hasan, ne oldu sana böyle? Bu benim yaptıklarımın karşılığıdır. Anlatılması uzun sürer, uzun sürer. Anlat bana, belki hala bir ümit vardır. Keşke olsa ey Malik. O zaman anlat. Ümitleri harcadım ey Malik. Ama gene de sana anlatayım. Bir tarafımla hep iyi bir kul olmak istedim. Gerçekten de beni hep camide görürdün değil mi? Fakirleri gözetmeye çalıştım. Bir yanım iyi istedi hep. Ama olmadı. Bir türlü olamadı. İkide bir günaha düşüyordum. Bir çukura düşer gibi. Evimde perdeleri çekip kendimi karanlık bir boşluğa bırakıyordum. Sonunda süre bitti. Dert beni yakaladı. Allah'tan ümit kesilmez. Musaf'ımı verin. Beni yalnız bırakın. İşte sonunda yine sana döndüm Rabbim. Artık senin elindeyim. Bu rüya bitti. Sen anlattın ve ben anladım. Ben nankörün teki. Hak ettim. Ama ölüm değil beni korkutan. Utancım sanadır. Korkuyorum ve sana sığınıyorum. Şimdi çok pişmanım. Senden yine sana sığınırım. Çünkü kaçacak başka yer yok. Affet. Sen affetmeyi seversin Allah'ım. Rabbim büyük. Duamı kabul edip beni affetti. İyileştim. Bir süre günahtan uzak durdum. Tevbeme sadık kaldım. Artık kötülükten yüz çevirdim diyordum.
Ama gaflet peşimi bırakmadı. Bilirsin Malik, her yıkılış küçük şeylerle başlar. Allah'ım, günahlarımdan sana sığınırım. Bir de bakmışsın, günah denizi seni yutmuş. Haydi haydi, doldur doldur. Ne ya, o burada eğleniyor muyuz yoksa cenaze mi kaldırıyoruz? Hadi bakalım, içelim. 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 Ayrılık zor senden ey sevgili. Hadi şerefe. 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 Kaderden kaçılmıyor. Aynı dert beni yine yakaladı. Rabbim her şeyi görür. Ondan kaçılmaz. Ben insanların en şerefsiziyim. Ama Rabbim büyük. Aynı hastalığa düçar olmama rağmen tövbemi geri çevirmedi. Sonra sonra dur, anlatma yeter. Yok, ne yazık ki yetmedi. Ölüm benim için daha hayırlı olabilirdi. Allah. 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 Yine kefeni yırtmayı başardım. Ama günah kefenini yırtamadım. Çıldırmış bunlar. Acaba bu kişi bize aradığımızı verebilecek mi? Bilmiyorum kardeşim. İnan bilmiyorum. Belki de boşuna bir ışık arayıp duruyoruz. Korkarım bu da bizi özlediğimiz aydınlığa ulaştıramayacak. Merhaba. Merhaba.
Merhaba. Çok uzun bir yoldan geldik. Samiriye'den geliyoruz. Yaya olarak bir haftadan fazla sürmez diyeceksiniz. Ama aslında bir ömür boyu süren yolculuktan geliyoruz. Evet ey bilge kişi. Kardeşim ve ben mecusiyiz. Daha doğrusu öyleydik. Ama Müslümanlar çoğaldıkça ateşin yaratıcılığına inanmak içimizden gelmez oldu. Ondan soğuduk. Ne var ki yeryüzünün uçsuz bucaksız çölleri, bütün karanlık uçurumları karşımıza çıkmak için sözleşmişler sanki. Her yaklaştığımız vaha bir serap olup uçtu önümüzden. Her dinden rehberler çıktı önümüze. Ama çok uzun bir yoldu ve artık biz bittik ey Müslüman bilge. Sizden neyi sorduğumuzu anladınız mı? Sizden yeri ve göğü ayakta tutan sırrı soruyoruz. Hamd Allah'adır. Salat ve selam onun elçisinin üzerine olsun. Muhakkak ki Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Yolun biri kapandığında bütün yollar kapanmaz. Anlat bize. Anlatayım. Ama aslında bütün kainat onu anlatır. Ondan başka ilah yoktur. O her kusurdan uzaktır. En yüce, en büyük, en güzel odur. O hiçbir şeye benzemez. Onun her şeye gücü yeter. Yeryüzünü yoktan var eden odur. Sonra da insanı ve cinleri kendine kulluk etsinler diye yaratan yine odur. Bu da olmadı. Hadi başka yere bakalım. Kusura bakmayın, sizi fark edemedim. Şöyle buyurun. Şeref verdiniz. Sağ olun, zahmet ettiniz. Siz de oturun. Sana niçin geldiğimi biliyor musun? Bilmiyorum efendim, hayırdır? Oğlun Abdurrahman için geldim. Sizin istediğiniz benim için emirdir ama elimden gelmeyeni istemeyin benden. Oğlunun yıllardır gülmediğini bilmiyor musun? Gözümün acısı yıllar önce geçti. Fakat kalbimin kanaması durmadı bir türlü. İyi düşün ya Muhammed. Şüphesiz Allah tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Benim yerim artık burası, Müslümanların arası. Peki bu yaban ellerde nasıl yaşayacaksın? Neyle geçineceksin? Allah çalışana rızkını verir. Peki ya çocukların? Onları bu maceraya sürüklemeden önce bir düşün. Beni hidayete erdiren Mevlam elbet bana bir yol gösterecektir. Ben artık ihtiyacım olan her şeye sahibim. O halde yollarımız ayrılıyor. Tanrı, Tanrın sana yardımcı olsun. Elveda. Amin. Bulabildin mi? Evet buldum, çalıştım. Ama ücretimi yarın ödeyecekler. Allah'ım bana yardım et. Sana sığınıyorum. Söyle İbrahim, ailen, çocukların nasıl? Elhamdülillah efendim, ellerinizden öperler. Peki iş durumun nasıl? Allah vekil efendim. Kardeşim, niçin yardım etmemizi istemiyorsun?
Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü sen bizim içimizden birisin. Sağ olun efendim. Ben alın terim olmayan bir şeyi kabul edemem. Çalışır kazanırım. Böyle diyorsan o sana kefildir. Hadi Allah'a emanet ol. Madem ki o bana gelmez, ben ona giderim. Çıldırdın mı sen? Malik, Malik! Kim o? Benim Salomon. Buyur komşum, hayırdır inşallah? Seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Gel şöyle. İçeri buyur. Pis bir koku var burada. Nasıl dayanıyorsun buna? Benim evden akan sular mı? Peki şimdiye kadar niçin haber vermedin? Dinimiz komşudan gelen sıkıntılara tahammülü emreder. Bunca sıkıntıya yalnızca dininizin emrini yerine getirmek için mi katlanırsın? Evet. Ey komşum, bu işi bu kadar büyütmene gerek yok. Açlıkla imtihan etme. Masum yavrularıma acı ya Rabbim. Ümidini yitirme Abdurrahman. Son nefesini vermeden tövbe kapısı kapanmaz. Biliyordum. Biliyordum, affetmeyecek. Keşke benim gözüm çıksaydı da o günü yaşamamış olsaydım. Ben şimdi bu halimle Rabbimin karşısına nasıl çıkarım? Affettim oğlum, affettim. Sen de benim gözümü çıkar da kapansın bu defter. Bir babanın oğluna kıydığı nerede görülmüştür? Gözüm değil, kalbimdir beni mustarip eden. Ama geçti, artık geçti. Affettim seni. Babacığım. Oğlum. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Bitti artık. Bitti. Beni affettin baba. Bitti. Çok şükür Allah'ım. Bitti oğlum. Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi? Karıma, çocuklarıma ne söylerim?
Sizin, kocanızın çalışmasının karşılığıdır. Çalışmasını artırırsa biz de karşılığını artırırız. Buyurun. Buyursana bey, niçin ayaktasın böyle? Niye şaşırdın? Ücretini getirdiler. İşte burada bak. Yaşlı bir adam getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sen sonsuz lütuf sahibisin. Biz günahkar kullarının tövbesini kabul eyle. Kocama da hidayet nasip eyle ya Rabbi. Senin mağfiretine sığınıyorum Allah'ım. Amin.
Allah'ım sana şükürler olsun. Hakkınızı helal edin dostlar. Helal olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sen de hakkını helal et ey komşum. Asil sen hakkını helal et ey Malik. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah yardımcın olsun. Kalk sağlıcakla. Güle güle. Kusura bakma kardeş. Amca, paraları topluyoruz. Burada olması lazımdı ama yok. Başka bir yere mi koydum acaba? Hadi hadi bırak, yutmayız biz. Çek parayı bakalım. Ama baktım yok. Biliriz biz numaraları, hadi. Bırakın, ne yapıyorsunuz? Malik bin dinardır o. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. İşine bak sen. Seni diriye bağlayalım da gör bakalım, gel buraya. Hadi geç şöyle bakalım. Ha? Sıkı bağlı. Sen görürsün şimdi. Aslında senin gibi adamlara az bile. Görürsün şimdi sen. Al şunu. Al şunu. Senin gibileri ibret için denize atma. Nasılsın bey baba? Rahatın iyi mi? Demek beleşe yolculuk ha? Seni denize atalım da gör. Bir de limana kadar seni götürecektik öyle mi ha? Ne susuyorsun, konuşsana! Konuş! Doğru, bu adamın beş parası yok. Denize atalım gitsin. Seni sahtekar seni. Söz bakalım. Beş parası seyahat yapmak istersin ha? Görürsün. Yapmayın, yapmayın Allah aşkına. Bir yol parası için adam denize atılır mı? Vay vay vay. Sen de beraber gitmek istiyorsun herhalde ha? Balıklara yem olsun da gör bakalım. Dur dur. Bu balıkların ağzındakiler de ne? Balıklar, balıklar. Ağızlarında dinarlar var. Hey. Hey şuraya bak. Hey. Hey dinar bu. Dinar mı? Bakayım. Bakayım. Denizde yürüyor bu adam. Evet.
gönlü Allah ve Resulünün sevgisiyle dolu olan Malik bin Dinar, Hicri 131 yılında Basra'da vefat etti. Orada metfundur.